Günaydın sayın dinleyiciler. Bugün Radyo Kivi ismini verdiğimiz programımızın 11.sini realize etmeye çalışacağız. Bu sefer ufak çaplı bir değişiklik yaptık. Programımızın konuğu çok yakışıklı sevgili Doğru. Merhaba Doğru. Kusmak dışında söylemek istediğin bir şey var mı dostum? Evet, kustum. Bravo. Kustum. Tamam, kustum ama ağzı memliyle bende oğlum. Tamam mı? Ben kendime her zaman böyle koruyacak aparatlarım yanımdadır yani. Çok yaşa. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Geçti. 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 İyi misin? Tamam. Bu programda en çok ilgimi çeken konu olan müziği ele alacağız. Ayrıca ortağımın da ilgisini çekiyor. Değil mi? Benim tarzım punk rock. En çok punk rock şarkıları dinlemeyi seviyorum. Yani bu böyle çok bağnaz şeklinde değil de yani çok fazla farklı tarz dinledim. Çok farklı tarzlara şans verdim. Vav! Wow, Doğu Baban tarzlara şans veriyor. Şans verdiğim bu tarzlar beni bir noktaya kadar idare etti. Ama punk rock'ta tam ruhum bütünleşebiliyor yani. Yani bu tarzın algoritmasıyla benim ruhumun algoritmasının böyle birbirine çok paralel olduğunu düşünüyorum. Bence Doğu da öyle düşünüyor. Çünkü şu an sol tarafa doğru bir uçan tekme attı. Doğu sakin ol, sakin ol. Doğu bu aralar yavaş yavaş gülmeye başladı. Ama neye güldüğünü bilmiyor yani net. Punk rock tarzını da Offspring'le keşfettim. The Kids Aren't Alright diye bir şarkı vardı. Hatta o zamanlar gitar çalıyordum, davul çalmadan önce. Ya o şarkıya tamamen aşık oldum diyebilirim yani. İnanılmaz etkisi altında kalıyordum. Tabii o zaman böyle hayata dair çok çok da fazla enteresan etki altına alınacak, beni etkisi altına alabilecek şeyler görmediğim için o şarkı mahvediyordu beni yani. Yani o şarkıyı dinlerken her şeyi yapabilirdim işte. Çok hızlı koşabilirdim, ne bileyim 5-6 tane işte benden daha güçlü çocuğu dövebilirdim falan. O şarkı beni o moda sokuyordu. Aslında dinleyince hala o moda sokuyor. Evet. Oğlum iyi misin? Tamam, tamam. Bak çok iyi gidiyoruz. Lütfen kusma, tamam mı? Sonra Green Day'i keşfettim. Green Day'i aslında bayağı geç keşfettim. Keşfettikten sonra da eski zamanlarına gittim. Yani 2000'lerde keşfettim, sonra Green Day'in 90'lı albümlerine doğru gittim. Aslında şu yaşıma geldiğimde anladım ki en güzel albümü Dookie. Çünkü Dookie'deki şarkılar çok genç, çok saf ve çok tam gaz böyle, tam ruhuma hitap eden şarkılar. Çok ilginç. Yani Green Day'in daha sonraki albümlerinde yaptığı şeyler benim daha sonraki yaşlarıma hitap etti. Pardon, tam tersi olacak. Green Day'in tam tersini söyledim. Doğu tam tersini söyledim onu. Green Day'in sondaki zamanlarda yaptığı şarkılar benim gençliğime daha çok hitap ediyordu. Green Day'in gençliğinde yaptığı şarkılar benim sonraki zamanlarıma hitap ediyordu. Evet, bu inanılmaz bir detay. Bunu söylemesem olmaz diye. Broken Dreams şarkısıyla keşfettim. O zamanlar ya bir derdim vardı. O şarkı da biraz dertli bir şarkıydı ama böyle şarkının derdi tam spesifik bir dert değil, genel böyle hayata dair. Yalnızlıktan falan bahsediyordu işte. Evet, yalnızlıktan bahsediyordu ama benim derdim yalnızlık değildi. Çünkü o aralar lisedeydim ve etrafımda milyonlarca insan vardı. Ama kendimi milyonlarca insanın arasında çok yalnız hissediyordum diyebilirim yani. Sonra tabii diğer punk rock gruplarına geçtim işte. Sum 41. Başka... Good Charlotte'ı çok severdim o zamanlar. I Just Wanna Leave diye bir şarkı çıkarmışlardı. Klibi çok güzeldi. Böyle meyveler falan vardı. Hatta o klip bilinçaltıma yerleştiği için sonraki zamanda bu ihtimaller pazarı hikayemin de hani bilinçaltımdan çıkarıp o hikayeyi üretmeye ilham veren bilinçaltı materyali oldu diyebilirim ya. Bugün sevgili konuğum Doğu çok akıllı ve sessiz. Dolayısıyla ben de çok daha özgür konuşabiliyorum. Özgür deyince Doğu'nun bu arada en yakın arkadaşı Özgür, kendisinden 2 yaş büyük.
ve çok iyi anlaşıyorlar. Yani doğa işte ultra inanılmaz doğaüstü zeki olduğu için 35 günlükken bile 2 yaşındaki çocuklarla anlaşabiliyor. Sonra yani 90'lar popunu çok seviyordum. Çocukken çok dinliyordum. Şimdi de çok dinliyorum. Ama tabii temel dinlediğim müzik tarzı değil. Ama çok seviyorum. Ama temel değil. Ama çok seviyorum. 2000'lerde bir rock furyası başladı. Belki böyle 1990'ların sonuna doğru. İşte Türkçe rock bayağı ilerlemişti. O zamanki üretilen şarkılar hala dinleniyor. Ve o zamanki gruplar şu an yeni yeni işler yapıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Ya sanki yeniden doğmak gibi tekrar. Yani çok sevdiğim gruplar aynı şekliyle ve yeni şarkılarıyla bu zamanda yeniden doğuyorlar. Ki bu zaman benim için evet yeniden doğmak. Yeniden doğmak başlığım. Lütfen ses çıkar, cümleyi devam ettiremiyorum ama bu zaman benim için yeniden doğmak başlığının süre geldiği bir takım materyallerden oluşan efsane bir başlangıç diyebiliriz yani. Evet, şu an yaptığım saçmalamaya 35 günlük oğlum da güldü. Merhaba sevgili 35 günlük oğlum. Bugün her zamankinden daha yakışıklısın. Sen yakışıklı, olunmaz yakışıklı doğulurun gerçek bir kanıtısın oğlum. Yani müzikle ilgili söyleyebileceğim milyonlarca şey var. Çünkü çok çok fazla dinledim ve lisede de çok fazla icra ettim. Hatta lisede çok fazla icra ettiğim için biraz sınavlarda sonlara doğru başarısız oldum. Çünkü önceliğim müzikti yani o kadar etkisi altına almıştı beni. Benim dönem dönem bir şeyler etkisi altına oluyor. Bir aralar çok fazla sigara içiyordum mesela. Neyse bunu 15-20 sene sonra dinlediğinde sigaranın ne kadar kötü bir şey olduğunu unutma, tamam mı? Oğlum her şeye dayanırım ama senin sigara içtiğine dayanamam. Tamam mı? Kırıldı. Tamam mı? Ha. Sen bugün bana çok bakmıyorsun. NTV haberde her şey ilgimi çekiyor. Bugünkü programımızı artık söyleyecek aklıma herhangi bir şey gelmediği için burada noktalıyorum. Yoksa Doğu gayet akıllı yani. Hadi Doğu sen de bir şeyler söyle. Fışı fışı fışı. Söyle. Piş. Hadi. Hadi. Nefes ver bari. Evet. 35 gün bebekten de bu kadar. Çıkıyor. Kendinize çok iyi bakın sayın dinleyiciler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.